Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte Ikon Gullet'i alıp 101 gen olmaya çalışacağım ve Ikon Gullet'i de muhtemelen 101 ya da 102 gene yükselteceğiz. Gerçekten efsane bir video olacak arkadaşlar. Yeniysen de hoş geldin diyorum kardeşim. Burada çok eğleniyoruz. Abone ol ve bildirimlerini aç. O zaman arkadaşlar canlı yayında Ikon Gullet'i aldığım kısma geçelim. Orası zaten çok kısa sürecek arkadaşlar ama göstermek istedim. Sonrasında hemen arkadaşlar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda Ikon turnuvası kadromu görüyorsunuz. Gerçekten efsane bir Ikon turnuvası kadromu var. Gullet, Kante, Wijnaldum falan. Muazzam şeyler yapacağız biz bu Ikon Gullet'le arkadaşlar. Hazır olun arkadaşlar. Sizler hazır olduğunuz zaman, sizler beni desteklediğiniz zaman zaten çok iyi yerlere geleceğiz ve Gullet'le de çok güzel şeyler yapacağız sizlerle birlikte arkadaşlar. Şimdi hemen arkadaşlar Ikon turnuvasının son maçını oynayacağım ve çok güzel bir şekilde beceri boostlarını alacağım arkadaşlar. Maalesef 11 maçtan 2 tanesini kaybettim. Hani üzücü bir durum tabi ama arkadaşlar gerçekten aşırı zor rakipler verdi. Son 5 maçtır 95 genli rakiplere karşı, yok 6 maçtır galiba 95 genli rakiplere karşı oynuyorum. Haydi bakalım şu maçı yapalım. Sonrasında takımda efsane bir yükseltme yapacağız arkadaşlar. Ve Ikon Gullet sonunda takımda gerçekten efsane oynuyor. Şimdi de sizlerle birlikte görmüş olacağız. Ikon Gullet'i yükselteceğim. Ve arkadaşlar Ikon Gullet'i yükselttikten sonra o adamla çok güzel şeyler yapacağız. Gerçekten efsane şeyler yapacağız. Hani 95'ken 120 kimya vermesi zaten artık farz oldu arkadaşlar. Her türlü 95'ken 120 kimya veriyor. Neden bilmiyorum ama hep veriyor arkadaşlar. Haydi bakalım ne yapacağız. Kaybetsem de sıkıntı yok ama en azından 10 galibiyet almak istiyorum. Hani 12 alsam çok büyük ödüller alacaktım çünkü. Ve bu beni gayet bayağı bir üzdü. Yani gayet ne alaka, bayağı bir üzdü. Neyse Salah. Tamam, güzel geldik. İlk golümüzü muhtemelen attık. Evet attık. Güzel, 1-0 öndeyiz şu anda ama rakip de fena oynamayan bir rakibe benziyor. Umarım fena oyun... Bir dakika, konuşamadım şu an, bir golümü atayım. Rakip boş alanı çok çabuk buldu arkadaşlar. Bakın biz o kadar çabuk bulamadık. Hani müthiş fırsat demek oluyor o. Her neyse 3-2 öndeyiz, daha bize müthiş fırsatı vermedi. Niye vermedi bilmiyorum. Hani aynı reytinge sahibiz. Adam müthiş fırsatı verdi adama, bize vermedi. 2 saat Richarlison tabii ki sprint hareketini yapmıyor. Gullet şu anda. Gullet'te top. Gullet boş ver bırak Gullet. Hadi abi hadi. Müthiş fırsat vermemeye devam ediyor gayretle. Son saniyede verecek. Sonrasında ben sana ondan daha fazla verdim olarak gösterecek. Yani gerçekten aha verdi. Richarlison garanti gol abi zaten. Müthiş fırsatlar %100 gol olmazsa arkadaşlar. Bakın 2 kere üst üste verdi. Çünkü vermemişti hiç. Bu gayet güzel oldu. Şimdi rakibe de verecek muhtemelen. O yüzden rakibe vermeden benim farkı 3'e çıkarmam lazım. Ama yok. Çok büyük hata yaptım. Yani burada niye pas atıyorum? Ben anlamıyorum bazen gerçekten. Abi çok yanlış bir pas attım orada. Ve çok uzun topu sürdüm. Çok kötü oynadım. Yapma. Wijnaldum. Oğlum çok kötü pas atıyor oyuncular. Ne oldu bir anda ya? Monreal sen at abi bari. Bu adam çok güzel şut çekiyor arkadaşlar. Yani boost'u düşük, reytingi düşük herkesten. Çok daha düşük hem de ama çok güzel şut çekiyor. Wijnaldum için de aynı şeyi söyleyemeyeceğim diyecektim ki söyleyebiliyormuşum. Konuşamadım. Bir an Gullet gol atman lazım. Baraja nasıl çarptırdın Gullet ya? Allah aşkına abi şu maçı ben 7-6 mı... 7-7 mi bitti bu maç? Cidden 7-7 mi bitti ya? Abi kafayı yiyeceğim. Bir maç daha girelim arkadaşlar. Gerçekten kafayı yemek üzereyim. Sinirim bozuldu. Haydi arkadaşlar hemen maçımıza girelim. İlk maç 7-7 bitti. Çok ilginç bir şekilde berabere bitti ya. Ya ne güzel oynuyorduk, kazanacaktım ya. Ikon Gullet nasıl kaçırdın o frikiyi? Abi çok heyecanlanıyor muyum? Ne yapıyorum? Ben hiçbir zaman kaçırmadığım şeyleri kaçırdım bu arada. Abi kadroya bak ya. Ne güzel, mis gibi yenmiştim ya. Mis gibi yenmiştim. Boşu boşuna bozdum abi. Vallahi boşu boşuna bozdum ya. Mis gibi kazanmıştım. Ulan var ya, gerçekten boşu boşuna kaybettik abi. Hani kazandığımız şeyi kaybettik. Bu beni çok üzdü. Hani son saniye frikik %100 gol olacak şey, gittim kaçırdım. Adamlara bak. Oğlum ne kadar dolular ya. Artık pozisyon ver hadi. Şunu atarım mesela bak. Bak bunu mesela atarım. Giderim onu kaçırırım, bunu atarım abi. İlginç. Kalecisi falan çok iyi arkadaşlar. Her topu tutabilecek bir kaleciye benziyor. O yüzden bayağı bir bas yani, dolduracağım her şeyi. Richarlison kaçırma. Abi direkt ne ya? Richarlison. Ya direkt ne abi? Kafayı yiyeceğim. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Wijnaldum. Bu hareketi yapmamam lazımdı. O ruleti yapmamam lazımdı. O ruleti yaptım. Gol kaçtı abi. Gullet atarsın sen. Haydi Gullet. Aferin. Gullet böyle şeyleri atıyor arkadaşlar. Bu tarz plaseleri. Gullet'le plase vurun yani. Bayağı kaçırmıyor. Richarlison. Çek abi. Vur. Bir tane. Abi gol olsana ya. Nasıl gol olmuyor abi? Bir de korner de değil. Kafayı yemek üzereyim. Ben fullemek istemiyorum ki onu abi. Bak kaybettik. Kazandığım maçı boşu boşuna kaybettim arkadaşlar. Neyse. Sıkıntı yok abi. 9. şeyden alacağız. Yani gerçekten yapacak. Baksana abi şu şanssızlıklara. Yani çok şanssız ilerliyoruz zaten videoda. Hani Gullet'le o frikiyi kaçırmam bir kere zaten düpedüz şanssızlık. Gelen rakibe bakın. İlginç gerçekten. Hani diğer frikikte böyle olaylar yaşanmıyor. Çünkü abi son saniyenin adam da son saniye golüyle gerçekten
Ya abi ya. Ulan var ya. Gerçekten çok üzücü bir durum ama yapacak bir şey yok abi. Vallahi adam şu an 10 olacak. Abi niye fulluyorum? Gerçekten fullemiyorum. Bir anda fulleniyor ya. Atsam bir fırsat daha gelecek. Bir tane daha atsam 9-9 maç ya. Berabere kaldı. Yok, ona 10 oldu zaten. Ulan var ya. Yemin ediyorum çok saçma kaçırdım. Şu maçı kaybetmem çok üzdü. Son maçı sizlerle oynayayım dedim ama çok sinir bozucu bir maç oynadım. Ödülümü de alacağım. 3 kere üst üste 9 yaptım. Gerçekten ilginç bir şekilde. Galiba 3 kere üst üste 9 yaptım. Ve abi Allah aşkına artık. Ya bari şu buslansaydı ya. Takımı ben nasıl şimdi o kadar gen yükselteceğim? Gerçekten sinirim bozuldu şu anda abi. Gel İkongulit gel. Bastım abi. Haydi abi direkt ben bir gen yükseltmek istemiyorum. Çünkü arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Şuradan itibaren bir basayım hepsini. Buradan itibaren hatta buradan itibaren bir basayım. Bakayım ne olacak. Oluyorsa yapacağım abi. Vallahi yapacağım. Ama olmuyor ya galiba değil mi? Yok abi olmaz. O zaman ben direkt bir gen yükselteceğim. Bayağı bir coin zarar edeceğiz ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bastım. Phil Foden'i Gullit'e bastım ve Gullit 94 gen oldu. Çok tatlı duruyor gerçekten. Şimdi Alisson'u 2 gen yükselteceğim arkadaşlar ama bir dakika burada yükseltmeyelim. Az kadromuzda yükseltelim. Alisson'u arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte 2 gen yükselteceğim. Umarım yükseltebilirim 2 gen. Ki zor duruyor abi o da. 2 gen yükselmiyor değil mi bu? Yok abi 2 gen yükselmiyor. O zaman Alisson'u da 1 gen yükselteceğiz. Her şeyi bas. Evet tamam bu şekilde ama 10 binler yerine abi 25 bin basalım. Yok ya 25 bin niye basıyorum? 10 binleri basalım. Şuradan şunları çıkartalım. Ulan bunları da çıkarmak aslında saçma ya. Kaleci XP'lerini değil de diğer XP'leri çıkarmak istiyorum. Her neyse bastım ya. Gaza geldim bastım. 89 yen de bunu yaptık arkadaşlar. Alisson'u 89 yen yaptık. Sonra Gullit'i de yükselttik. Gerçekten şu anda takım efsane ötesi oldu. Şu beceri geliştiricilerini de yükselteceğim. Ama arkadaşlar maalesef. Yani arkadaşlar sebebini söyleyeceğim ama bayağı bir sinirim bozuldu gerçekten. Hani moraller sıfır şu anda bende. Çok sinir bozucu olaylar yaşadım. Beceri bozdu çünkü çıkmadı abi. Bak şundan 31 tane çıksa yetiyordu. 30 tane şundan verse yetecekti arkadaşlar. Ancak maalesef yetmedi. Ama şu anda takım süper arkadaşlar. Bir sonraki videoda da çok rahat bir şekilde 101 yen ulaşırız. Çünkü normal becerisi 200 tane bile alsam direkt olacak. Ama sinirim bozulsun diye elinden geleni yapıyor oyun şu anda bana. Şu etkinliklere bir gireyim abi. Şuradaki karnaval etkinliğini bir kontrol edeyim. Bakayım abi orada var mı elimde hiçbir şey kalmış mı? Ya 20 olsa şunu açardık yine olurdu abi gerçekten. Hani ben bunu gece ondan sonra artık zaten yaparım. Sıkıntı yok arkadaşlar. Hemen şuradan bir ücretsiz paket açalım. Takım gerçekten harika ötesi oldu. Maalesef abi bayağı bir şey de kasamadım. Bu arada hangi ikonları alabiliyorum şu anda ona da bir bakacağım. Belki lazım olan bir ikon alabiliyorum. Dur alırım ya. Bakayım zaten böyle bütün ikonları da alacağım diye bir durum yok. O yüzden bir ikonlar etkinliğine girelim abi kısa süreli kısmından. Elimde ne kadar vardı? 1000 falan vardır. Zannettiğine sağ bekmiş. Bu adam sol bek olsa alırdım. Şu an alamıyormuşum zaten ama sol bek olsa alırdım yani gerçekten işime yarayan bir adam. Son anda kaçırıyorum. Çok sinir bozucu bir durum. Neden bilmiyorum ama son anda kaçtı abi. Gerçekten Crespo neymiş abi? Santrafor gerek yok abi Crespo'ya. Ve bu kadar herhalde değil mi? Aynen abi bu kadar var. Diğerleri zaten yüksek. Bunları zaten alamazmışım. Giggs'i zaten almazdım. Bu kimmiş abi? Diğerine bakmadım. Cannavaro, Stoper. Bunu da almazdım ya herhalde. Çünkü boostu falan zaten kötü. Genel olarak zaten efsane bir oyuncu değil arkadaşlar. Hemen o zaman arkadaşlar şöyle size dünkü videodan hüsrana uğratan şeyler. İyi butonunda bu arada dünkü attığım 100 VC, 2 milyon coins, çarkı çevir çıkanı yap challenge, hızlı sat falan başlıkta öyle şeyler yazıyordur yani. O videoya gitmeyi unutmayın çünkü o videoda var ya neler neler yaşadık arkadaşlar. Hani tahmin bile edemezsiniz. O videoda öldük bittik. Ve arkadaşlar bunları alıyorum şimdi sizlerle birlikte videoya sakladım. Videoya satladım. Dün canlı yayında bu arada Hulk'u aldım. Hulk'u da görmüşsünüzdür. Hulk'u artık satacağım çünkü Ali'yi böyle yaptık. Hulk'u da satacağım arkadaşlar. Burada Hulk'u görüyorsunuz. Hemen Hulk'u sizlerle birlikte satalım arkadaşlar. Hulk'a gelelim. Hulk diyorum. Ve Hulk'u arkadaşlar sizlerle birlikte hemen 90 gende yazayım. Hulk yazmayacaktık bu arada. Hulk yazınca çıkmıyordu arkadaşlar. O zaman ülkeyi Brezilya seçmiştim. Hemen ülkeyi Brezilya seçelim. Fiyatına bilmiyorum. O yüzden fiyatına bakacağız. Hemen bakalım bakalım ne kadarmış. MF pozisyonunu da seçelim arkadaşlar şöyle. Bakalım abi. 1,4 milyon. 1,1 milyon 800 bin yazayım. Vardır muhtemelen ama ben yine de yazacağım. En ucuz halinin zaten çok çok fazla yoktur yani varsa bile. 1 milyon 637 binden gidiyor. 1 milyon 637 binden koyalım. 1 milyon 685 binden koyacağım. 1,5 milyon 1 milyon 685 bin. Aynen abi 1 milyon 685 binden de bu adamı koydum. Bana coins artık lazım çünkü artık bu adamları falan da satmam gerekiyor. Elimde birkaç tane oyuncu varmış bu şekilde. Hepsi satılamaz ama Vişka mesela satılabilir olmuş.
Neyse arkadaşlar, o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Hani o maçı berabere kalıp sonra kaybetmem kadar öyle saçma bir durum zaten yoktu arkadaşlar. Yani gerçekten o maçı, kazandığım maçı verdim. Sonrasında kaybettim. Çok üzüldüm arkadaşlar. Neyse, videoya isterseniz like, istemiyorsanız da dislike. Yani istiyorsanız atın, istiyorsanız atmayın abi. Canınız nasıl isterse, yani zorunda değilsiniz. Her neyse arkadaşlar, şuradan kanala abone olabilirsiniz. Yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. Sen de abone ol kankam. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak gerçekten efsane ötesi bir videoya gidebilirsiniz. Hoşçakalın, sizleri gerçekten çok seviyorum. Ve bay bay.